Evet sevgili dostlar, Mustafa Uzun Yılmaz'la devam ediyoruz. Evet. Bugünkü konumuz film festivalleri. Sevgili Mustafa abimiz hoş geldi. Dave'le aktörü konuk ediyoruz bugün gerçekten. Yani benim için Türkiye'de, geçen sormuştu hatta Yalçın, en iyi 3 erkek oyuncu. Onların 3'ünün içerisinde Mustafa Uzun Yılmaz var. Evet, o gün söylememiştin. Yok, kadınları sormuştum. Evet, sen. Evet, kadınları sormuştum. 3'ünün içerisinde var benim. Evet. Benim gözümde. Mustafa abi, bu geçen kuzenle de konuştuk. Adana, Antalya Film Festivali. Şimdi Avrupa'da ya da Batı'da ya da dünyada Türkiye'nin uluslararası film festivallerini konuştuğunuz zaman bunların ikisinde marka değeri var. Ama bakıyoruz aralarında Mersin olan bu iki şehrin festivali neredeyse aralarında 3 haftalık bir süre var. Yani bu zaten başlı başına yanlış. Yani en az 2 ay olması gerekiyor ki eskiden böyleydi. Az, yani. Az tabii. Eskiden arada şey vardı, süre vardı. Bu rekabete dönüşmüş durumda. Bu rekabette magazinsel, işte televizyonlarda işte sen şunu yaptın, ben bunu yaptım gibi popüler kültüre yöneldi ki son iki dönemdir Antalya'nın içinde bulunduğu duruma Adana'da dahil oldu. Bu işin magazin kısmı Antalya. Sinemaya ne kadar büyük? Sinemaya ad anlamında hizmet var ama içerik anlamında tamamen içini boşaltarak magazinsel bir yansıyış biçimi var. Evet. Antalya Film Festivali'nde. Sinemaya artı hizmet ediyor. Sadece insanlar orada para ödülünü almak için. Yani şey yani, diyebilir miyiz? Gerçekten gişeyi bıraktılar. Film festivalinden ödül alabilmek için o tarihi bekliyorlar. Tabii. Böyle sinemayla ilgili siparişler. Isparlama işleri de diğer anlamda, politik anlamda da artık isparlama işlere yöneldi. Antalya Film Festivali bu işin eskiden magazin işte magazin dergilerinde şey boy gösterirdi. Şimdi de televizyonda işte o hatta sinemayla hiç ilgisi olmayan insanların Antalya'da ve hatta festivallerde dolaştığını görürsün. Sinema filmin var mı yok. Hatta ödül verdi. Aynen. Yani adam yıllarını sinemaya vermiş, 60 yılını vermiş, 20 yaşındaki kız ya da erkek çıkıyor, ödül veriyor. Böyle bir salaklık olur mu? Salaklık ki bu bir embesillik. Evet, bunu evet. Düzenleyen de orada bulunanlar da embesil, evet. Patolojik. Bak daha da öteye gidiyor, hastalık. Benim basitleştirmek, sanatla ilgili durumları basitleştirmek bu. Evet. Antalya'da bunu yaşıyoruz ki konuşalım. Adana kurulduğunda ki belirli aralıklarda yarışmaları düzenleyemediler, sıkıntılı bir şey yaşanmıştır ama biraz gerçekten sinemanın dokusunu, tadını, kokusunu sunan bir Adana Film Festivali'miz var. Ve gerçekten ödül almış filmlere baktığımız zaman başlıyoruz. Evet. Son iki yılda baktığımızda tamamen Antalya'nın içinde bulunduğu durumda görüyoruz. Hatta politize olmuş durumda ısmarlama durumlar yaşanıyor ve bu sene de bunu facia bir şekilde gördük, yaşadık. İstanbul Film Festivali'nden bahsedeyim. İlk 10-15 yılın İstanbul Film Festivali muhteşem. Dünyanın birçok ülkelerinden çok özel filmler gelirdi ve biz hatta bir yıl öncesinden merakla beklerdik ve kurgulara girerdik, film izledik. O filmleri takip etmek için ve onların üzerinden de yorumda bulunuyor. Çünkü bu kadar hızlı bir iletişimde sahip değildik ama biz sinemadan o ülkelerin sosyal ve sinemayla sanatla ilgili durumlarını öğrendik ve biz bunları paylaşıyoruz. Evet. Ama ne yazık ki son 15 yılına bakarsak ki 10 yıl çok daha önde artık İstanbul Film Festivali'nde asli olmakta çıktı. O da ısmarlama, o da uluslararası, evet. Uluslararası politik yapıya göre tavır veriliyor ki bunu en son gördük İngiliz bir yönetmene ödül verdiler, evet. Ve neredeyse hakaret etti de. Ve bunu da alkışladılar, bekliyorum. Evet. Şimdi gelelim Antalya'ya, demek ki mevzumuzun açık. Yo, benim gerçekten benim bile hakkım var diye düşünüyorum Antalya'ya gitmeye. Ama orayı Ömür Gedik, ne bileyim, şarkısı var mı bilmiyorum. Ömür Gedik, ben bir şey söyleyeyim size. Ömür Gedik kimse eleştirmedi, niye eleştirmiyorlar? Şimdi eleştiriyorlar. Yani laf edildi de
Şimdi şöyle bir şey var. Ne güzel ya, bir taraftan da gerçekten çok keyifli, aktif. Evet. Şimdi, dedi ya, beni davet ettiler ve hakkım var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir etkinliğe bugüne kadar davet edildim. Biliyor musun? İnanmıyorum. Kesinlikle. Hiçbir etkinliğe davet edilmedim ve kaldı ki sinemaya Sadri Alışık Ödülleri İstanbul. Hiçbir etkinlik yani festivaller yani o anlamda yani şey değil, ulusal anlamda söylüyorum. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve, Kültür Bakanlığı. Hiçbir şekilde davet edilmedim. Ve sinemaya benim kadar özel karakter sunmuş Türkiye'de değil, dünyada kimse yok. Bu kadar şey. Şaşırtıcı gerçekten. Evet. Onun için şey olma artık şey değil. Yani bir ara üzülmüştüm ama değil. Tam tersi. Mutluyum çünkü bu kimliğin içinde değilim. Ömür Gedik'ten bahsettik. Ömür Gedik şimdi 3 yıl önce de 3-4 yıl önce de şey tamburla bir tane kimliği tekili Sırrı Süreyya'yı çıkarttı. Aynı günde bir başka bir bayan da çıktı. Yani bu işin hafifliğinin nereye geldiğini o dönemde de görebilirsin. Hiçbir tambur çalan biri yoktu, hiçbir şarkı söyleyen biri yoktu, hiçbir müzisyen yoktu ülkenin de. Onu davet ediyorsun. Ha Ömür Gedik nedir? Popüler kültürün kurumcusu. Niye magazinselleşirse bizden daha fazla bahsedilir. Burada sanat ve sinemaya zarar vermek için birilerine ihtiyacımız yok. Onu organize eden insanlar o amaçlı zaten. Sinemaya diyorum ya hizmet etmek için orada değil. Onun için de magazine uygun insanlar seçildi oluyor. Bir tanesi bir filmle ilgili laf etmiş. Demiş ki işte çocuklar ensese yönelik. Biliyorum filmi izlemedim ama ne olursa olsun hem başkan, jüri başkanlığı yapıyorsun hem sinemayla ilgilisin. Sinemayla ne kadar ilgili, magazinsel olduğu kadar ilgili. Ne kadar birikime sahip, popüler gelişen durumlara göre. Popüler, mesela bir popüler gelişen kitap var, şey nedir, bestsellers diyorlar. Evet. Onu okurum. Evet, sadece bir şey olabilecek bir insan değil. Kapasiteyi nereye taşıdılar? Oraya taşıdılar. Bu bir hakaret. Evet. Oradaki insanlara hakaret. Sen kimsin derler. Ama ben şey söylemek istiyorum. Başta İstanbul, Antalya, Adana film festivalleri organizasyon komiteleri. Mustafa, sevgili Mustafa Uzun Yılmaz hiçbir festivale davet edilmemiş bilginize. Yok hani hiç bilginize. Önemli değil. Ben onların çok üstünde bir insanım. Hayır ben yani sadece ama bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela Ömür Gedik mesela. Ömür Gedik kimdir ya şimdi? Ama işte böyle konuşa Ömür Gedik'e prim veriyoruz. Veriliyor. Yani eski bir gazetenin yayın eşi olmasından dolayı mı bunlar? Hülya Avşar. Hayır açık konuşalım. Eski bir gazetenin genel yayın yönetmeni ya da CEO'su neydi? Evet. Neyse artık. Tabii ki öyle ama. Yani şimdi Türkiye'deki sanatla ilgili durumları belirlerken bir dikkat edin. Altyapılarına bir dikkat edin. Yani şimdi işin popüler kısmında yani adam iki tane türkü çığırmış, ben sanatçıyım diyorum. Ben bunu o kadar çok yaşıyorum ki hatta şöyle de bir şeylerle karşı hangi ajansdan, sizin ajans daha iyi. Ne ajans? Yani şimdi insanlar böyle bakıyor ya. Kendiyle aynı görüyor. Evet. Mustafa abi son bir cümleyle bağlarsan seviniriz. Ben geçiyorum kamera arkasına. Evet. Yani şimdi burada biraz da tesadüfi aniden şeye geldik. Evet. Sizi takip eden Twitter'daki arkadaşlarınıza hayatlarının güzel olmasını diliyorum. Ama onlardan şöyle bir şey
istiyorum. Yapsınlar ki kendileriyle ilgili, gelecekte onların duygularıyla ilgili bir şey bu. Evet. Dokunmadığınız hiçbir şey size ait değildir. Dokunduğunuz her şey sizindir. Arkadaşlarınıza ama kart yazın, mektup yazın, günlük yazın, tutun. Günlük tutun. Böylece daha çok mutlu olabilirsiniz. Evet. Mutluluğun adresi belki de. Ama peki, yakınınızdaki arkadaşınızla da konuşun. Evet. Dokunun ona. Dokunmaktan korkmayın. Antalya Kaş'a, evet. Antalya Kaş'ta Recep Efeoğlu'na sevgiler, saygılar. Muğla Köyceğiz, Tuana Restoran, İskele Restoran. Birçok arkadaşımız sen var. Sen para mı alıyorsun bunlardan? Yok estağfurullah. Ama arkadaşlarımız bizi izliyorlar sürekli. Yani, evet. Böyle arkadaşlarımız var. Bursa'da bak ne diyorum, Ayşe'ye de çok sevgiler sunuyorum. Mustafa abicim sana çok teşekkür ederiz. Bizi mutlu ettin.